Herkese merhaba. Bugün yapacağımız arşiv belgesi okuması 1918 senesinden bir Tiger Rugby'den olacak arkadaşlar. Cihan Harbi'nde gerek eşkıyalıkla alakalı gerekse iç asayişle alakalı farklı bölgelerden metin okumalarımız vardı. Benim de daha çok çalışma alanım olan Ege ve Akdeniz'deki eşkıyalıkla alakalı. Bugün de 1918 senesinden Fethiye'nin Çamur Köyü'ne bağlı bir köyden bir vatandaşın evini soymaya gelen asker firarisi eşkıyaların yaptıkları hakkında Mustafa Ağazade Ahmet'in vermiş olduğu, yazdırmış olduğu telgrafın içli, dokunaklı, çok açık bir Türkçe ile yazılmış keza yine başından geçen felaketi detaylıca anlattığı metin okumasına başlıyorum arkadaşlar. Daha önceki telgraflarda da gördüğümüz gibi muhatap yazıyor. Sadaret-i Uzmaya, sadrazamlığa hitaben. Sağ tarafta posta ile gelmiştir notu düşünmüş. Matbu olarak detaylar verilmiş. Sıra numarası, vasıta merkezi, tarih, dakika, saat, öğleden evvel sonra, memur imzası vesaire var. Devleti Aliye, posta ve telgraf ve telefon nezareti ne ait bildiğimiz gibi. Hükümet telgraf muhaberatından dolayı bir güna mesuliyet kabul etmez. Yani hükümet telgraf yazışmalarından, haberleşmelerinden dolayı bir tür sorumluluk kabul etmez. Bunu düşünmüş. Tarih verilmiş. Şurada gördüğümüz gibi 18 Haziran. Haziran ayının matbuadaki hızlı yazımı. Sene 34. Yani 18 Haziran 1918 tarihiyle alakalı. Artık 1917'nin sonlarından itibaren bol sayıda firari asker görüyoruz ve bu askerlerin büyük çoğunluğu eşkıyalık yaparak köylüye, vatandaşa zulmederek o zamana göre icraatlarda bulunmuş oluyorlar. Dakika 40, saatte 10 yazılmış. Tabii ki Alaturka bu saatle. Yine şu kısımda Mahreç Fethiye yer almış. Numero 2337, kelime sayısı 247. Yine tarih 8 Haziran 34, yer almış arkadaşlar. Haziran'ın 5. Çarşamba günü. Yazı itibariyle biraz dikkatli bakmak lazım. Biraz oynadım ben de belgeyle. Silik bir yazı var çünkü. Çarşamba günü, Haziran'ın 5. Çarşamba günü. Antalya livasına mülhak, yani Antalya sancağına bağlı Kaş kazası mıntıka-i askeriyesine mensup. Kaş kazasının askeri mıntıkasına mensup ve Hamdi Çavuş'un tahtı kumandasındaki müfrezeyi askeriye, askeri müfreze, Hamdi Çavuş'un kumandası altındaki Kaş hudutlarını tecavüzle, Kaş hudutlarını geçerek Karyemiz'e muhtemelen bir vürut veya bir irat, yazı farklı bir yazım olmuş, yani gelerek gibi değerlendiriyorum ve hiçbir sebebi dermiyan etmeyerek, yani herhangi bir sebep öne sürmeyerek, dermiyan etmeyerek Karye ahalisine, Çamurköyü dediğimiz gibi günümüzde Saklı Kent civarı yolunda kalıyor. Fethiye Seydikamer civarında. Tarifi gayri mümkün derecede zulm ve işkence ve emval ahs ve gasp ettikten sonra haneme gelerek ve bu eşkıyalar Hamdi Çavuş kumandasındaki müfreze. Bunların çoğunluğu asker firarisi. Asker kıyafetli tabii ki gidip baskınlar yapıyorlar. Haneme gelerek zevcem Elif kadının ayaklarını martin kayışlarıyla bağlayarak, evet martin tüfeği kayışlarıyla eşinin ayaklarını bağlamışlar. Kırbaç ve sopa ile şediden darp ve bir kolunu şiddetle darbetmişler ve bir kolunu kırarak ölüm derecesine getirilmiş, getirilla marfi, mim şınarfi var, getirilmiş ve bunu dahi kafi görmeyerek kardeşleri
askerde bulunan Sagir muhtemelen 5 kayın biraderlerimle evlatlarımı dahi yerlere çarpmak suretiyle. Evet, babaları askerde bulunan kayınbiraderlerimi, 5 yani çocuk yaştaki kayınbiraderlerimi ve evlatlarımı dahi yerlerle çarparak suretiyle en katı vicdanları bile sızlatacak cin ve kaffar noktası kuyruğunda derecede darp ettikten sonra Devcem'in boynundaki takım altınlarını 120 liralık evrak-ı nakdiyemi, nakit paramı, 33 Osmanlı 10 Fransız altınımı, 15 lira kadar ufak paramı, basma vesair eşyamı, bayağı bir eşyası gitmiş gözüküyor. Sureti Cebriye'de, Cim, B, Ra, Y, güzel H var. Sureti Cebriye'de ahs ve ahzu gasp ederek savuşmuş ve şimdi asarı darp ve işkence ve darp eserlerinden Karyemizin bir kısım halkı ölüm yatağında esir-i firaş, tam şu kısım yanmış belli ki, esir-i firaş yatağa mahkum demektir. Siniyera var. Fera elifşin. Bir halde bulunmakta, yani köyünün büyük çoğunluğu yatarak duruma düşmüş. Ve bendeniz de merkez kazaya, irticaya mecbur kaldığımdan, ben de merkez kazaya, Fethiye'ye belli ki, iltica etmeye mecbur kaldığımdan, adalete, kanuna değil. Telgrafın ikinci sayfasından devam ediyorum. Adalete, kanuna değil, en çirkin bir vicdana bile, çirkin bir vicdan derken, vav, cim, dal, elif, nun, vicdana bile sığmayan şu muamele i zalimane. Evet, muamele tabi tamlama hemzesi gibi bir şeyi burada düşünmek çok fazla olur. Muameleyi zı elif zalimane, zalimce muamele. Ben deniz gibi adli namus ve fedakar asker şehit babası muhtemelen. Babasına, daha doğrusu babasına reva görülmesi. Evet, bu durumun benim gibi bir şehit babasına, asker babasına reva görülmesi nezdi devletlerinde, yüce devletiniz, yüce şahsınızda şayanı tecviz görülemeyeceğinden, yani bu sizin yüce nezarınızda onaylanmaya layık görülemeyeceğinden, bu bapta icap eden tarafıma itası için demiş, itası için evamir-i kat'iyelerinin, kaftı ayın ye var, kat'iyelerinin kesin emirlerinin bidiri, yani esirgenmeden, esirgememek bidiri buyurulması müsellem olan, teslim edilen, yani müsellem olan adalet ve kanun perverilerinden, adalet ve kanun perveri, kanunu ve adaleti seven perverilerinden mülteciyane, yani size iltica ederek bir surette, mülteciyane bir surette, size sığınarak bir surette arz-ü istirham eylerim ol bapta diye telgrafını, arzu halini bitirmiş. Tarihe bakıyoruz arkadaşlar. 8 Haziran 1334, başta söylemiş olduğumuz gibi 8 Haziran 1918 ve müstakil Menteşe'ye, sancağına tabi Fethiye kazasının Çamur karyesinden, Çamur köyünden Mustafa Azade Ahmet
Evet, Cihan Harbi'nin son dönemlerinde yaşanan büyük asker firarilerine, bunların askerden kaçmadan sonrasında eşkıyalık yaptıkları hakkında Muğla'nın Menteşe sancağının o zamanki ismiyle Fethiye kazasına bağlı Çamur Köyü'nden bir vatandaşın, bir köylünün, belli ki zengin bir köylünün, öyle gözüküyor çalınan ürünlere, mallara bakınca, başına gelenleri, bir tarihi vesikayı, bir arzu hali bu şekilde okumuş olduk arkadaşlar. Yine ilerleyen zamanlarda yeni farklı tür ve dönemlerden metin okumalarımız devam edecek. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Selamlar.